ve yüz yüze eğitime geçmek için yapması gerekenlerden ve alması gereken tedbirlerden böylece kurtulmuş olacak. Ve bütün bu olumsuzlukların üzerine örtmek için yeni gayretler içerisine girmektedir. Kurallarına ilişkin düzenlemeyle eğitim yönetimindeki yanlışlar ve karar alma sürecindeki antidemokratik uygulamalar öğrencilere ve velilere çok seçenek sunularak örtülmek istenmektedir. Kurallarının sıklıkla değişmesinde ve bir eğitim ağına dair söz, karar ve irade sahibi olmamasının da payı vardır. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu gibi bir üst kurulun varlığı MEB'in 17 Mayıs'tan önce irade kullanmamasına yol açıyor. MEB açıklamasında resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır ifadesi 18 Mayıs'ta ne olacağını MEB'in de öngörmediğinin itirafı niteliğindeydi. Günübirlik kararlar, aç kapı politikaları ile eğitim yapboz tahtasına çevrilmiş, sık sık değişen kararlarla öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ne yapacağını, nasıl bir kararla karşılaşacağını bilemez bir duruma sokulmuştur. Bileşenlerine bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve bilim emekçilerinden, öğrencilerden ve velilerden özür dilemelidir. Eğitime erişimde yaşanan eşitsizliklere dikkati çekerek ve lise yaş grubunun bulaş riskine vurgu yaparak sınavların iptal edilmesini talep etmiştik. Daha birçok açıklamamızda benzer taleplerimizi gerekçeleriyle ortaya koymuştuk. Rakamların kamuoyu ile paylaşılması talebimiz karşısında MEB'in sessiz kalmasını dikkate aldığımızda bu sayının tahminlerimizin de üzerinin ötesinde olduğunu ifade etmek isteriz. Birbirine denk hale getirmekten geçtiğinin bilinciyle okullar arasındaki eşitsizlikleri giderecek eğitim politikalarına yönelmek gerektiği ortadadır. MEB, özgürlük yanılsaması yaratmaktan vazgeçmeli, salgında eğitim stratejisini yüz yüze eğitime, yüz yüze eğitimin fiziksel altyapısını ve yeni öğretmen atamalarını ve diğer eğitim koşullarını hazırlamaya çevirmelidir. Değerli basın emekçileri, Mayıs ve Haziran'da yüz yüze eğitim için acil çağrı ve somut önerilerimiz şöyledir. Okul öncesi ve ilkokullar için 1. Sınıf mevcudu en fazla 25,